Kıymetli dostlar, Allah konuşurken gerçekten Cenab-ı Hakk'a saygı duymak lazım. Onun dediğine nasıl saygı duyarsın? Onun sözünü gerçekten değer verirsin, anlamaya çalışırsın. Ve bu söz bana söyleniyor, ben bundan ne anlamam lazım diye düşüneceksin. Münafıkun Suresi 9. ayet-i kerime. Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız namazdan ve Allah'ı zikirden sizi alıkoymasın. Eğer namazdan ve zikirden sizi alıkoyarsa siz perişan oldunuz, yandınız, perişan oldunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki bizim kazançlarımız, işimiz, mağazamız, marketimiz, fabrikamız namazımıza engel olmamalı. Olduğu zaman kârda değiliz, zarardayız. Yarın ahirette Allah bize neyi soracak? Namazımızı soracak. 2000 kişinin çalıştığı bir fabrikanın patronusun. Allah için bana söyler misin? Öldün, kefene koydular. 2000 kişinin çalıştığı 50.000 metrekarelik bir alandaki fabrikadan giderken ne götüreceksin? Ne götüreceksin söyler misin bana? Hiçbir şey. Ama hiçbir şey götüremiyorsun. Sadece bir kefen, o da Mezarlıklar Müdürlüğü'nden veriyorlar onu. O da senin malından değildir yani.